Merhabalar herkese. Norveçes turnuvasının 6. turu biraz önce sona erdi ve dün bu turnuvada tarihi bir güne tanıklık ettik. Magnus Carlsen'in 125 oyunluk yenilmemezlik serisini dün Jan da beyaz taşlarda onu mağlup ederek sonlandırmıştı. 2 yıl, 2 ay, 10 gün sonra Magnus Carlsen mağlup olmuştu ve Norvechesternow'sunun 6. turunda bugün Magnus Carlsen beyaz, Jan Christoph Duda adeta dünün rövanşı niteliğinde bir oyun vardı ve Bakalım bu oyunda neler olmuş diyorum. Sizler de canlı yayınlarımız için ve bu gibi videolar için abone olmayı unutmayın diyorum. Ve Magnus Carlsen'in D4 ile oyuna başlıyoruz. D5'in devamında C4 Vezir Gambit'i geliyor. C6 kabul edilmedikten sonra E3 hamlesi geliyor Carlsen'den. At F6, at C3, E6'dan sonra B3 hamlesi geliyor ki Burada daha başka tercihler var Karsen Zaten buradan sonra bahsediyor hani açılış hazırlığının biraz zayıf olduğundan bahsediyor. Fil B2'den geliştirmeye çalışıyor burada Karsan. Duda da bir süre düşünüp B6 oynuyor. Simetrik bir yapı istiyor aslında herhalde buralarda. Fil b 2 fil B7'de oynamayı tercih ediyor. Fil D3'ten sonra at BD7. Artık yani kale C8, C5 gibi yapılar siyahlar için merkez hakimiyeti adına önemli yapılar olabilir. At g 2 Karsen bu hamleyi uzun süre düşünüyor çünkü normalde at 3 gibi bir hamle, at 3 gibi bir gelişim hamlesi ben e, yapabilirim. Neden yapmıyorum? Çünkü ben belki f3 e4, belki de at g3 e4 gibi bir yapı istiyorum. Daha önce de turnuvanın daha önceki turlarında da buna benzer bir yapı oynamıştı Karsen. Fil d6'dan gelişmiş, kısa roka kısa rok ok. ve Karsen'in at g3 hamlesi geliyor. Artık E4'ün desteklendiğini, E4'ün sürülmek istendiğini görebiliyoruz. Hatta ardından E5 sürüşleri de istenecek. Fakat Duda'nın farklı bir fikri var. Duda diyor ki C5 ben merkez hakimiyetini ve buradaki tansiyonu arttırmak istiyorum. Burada Carson yine uzun bir süre düşünüp C çarpı D5 almaya karar veriyor. Buna da C çarpı D4 ile karşılık veriliyor. Tabi bir fark var C3'teki at isteniyor bu sefer. At... CE4 hamlesinden sonra aslında tabi şuna bakmak lazım belki bu piyon alınsaydı ne olurdu at çarpı D5'ten sonra açıkçası D'lerin e, beyazların D piyonu ayrık kaldığı için siyahlar adına daha rahat bir konum olduğunu söyleyebilirim çünkü ya bu piyonu ya benim piyon yapım beyaz olarak daha bozuk bir vaziyette kaldı bu yüzden beyazların böyle bir şey tercih etmesi mümkün değil CD5'e CD, CD4'e at CE4 hamlesi oynanmış Fil çarpı G3. Tabi D6 istenmişti. Tempo vermek istemiyordu da. İşte geri kaçmak gibi hamleler yapmak istemiyor. Fil çarpı G3. At çarpı G3'ten sonra D çarpı E3 hamlesini oynuyor. Şimdi burada baktığımız zaman hani kır 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 varyantlarında genelde şah çekişleri önemlidir. D çarpı E3'e işte D çarpı E6 E çarpı F2 şah şah çarpı F2 ve şah çektiği için bir piyon önde kalmış oluyor be e, siyahlar. Doğal olarak siyahlar böyle bir yapıyı tercih edebilir. Burada D çarpı E6 ile devam etti Karsen ve bir piyon geride olmayı kabul etti. Fakat benim yani farklı bir varyanta bakayım dedim. F çarpı E3 varyantına bakmak istedim. At D5'ten sonra açıkçası siyahlar çok rahat gözüküyor. Yani E3'ü de istiyorum ben. Daha hani daha iyi ne olabilir ki? Ama buradaki fillere bir tekrar şu çaprazları fillerin çaprazlarını çizmek istiyorum. Çünkü fil çarpı A7 şah. Şah çarpı h7. Vezir h5 geliyor. Şah g8 kaçarsa fil çarpı g7. Tekrar h8'den mat istiyorum. Şah g7 almak durumunda kalıyor. Ve vezir g4 f attı tıkalı. Şah sadece h sütununda oynayabiliyor. Buna da vezir h5 vezir g4 sürekli şahla beraber yapabiliyorum. Yani Karsen burada istese bu devam yolunu izleyip f çarpı e3 devam yolunu izleyip beraber yapabilir. Fakat Karsen D çarpı E6 almayı tercih ediyor. E çarpı F2, kare çarpı F2'den sonra F çarpı E6. Siyahlar bir piyon öne geçti. Fakat beyazlar bunun karşılığında ne aldı? Çok güzel çaprazlara bakan iki fili var. Ve siyahların E piyonu da E6 piyonu da açıkçası zayıf. Bir sonraki hamle vezire E2. Ver E6 piyonunu. At C5. Hem E6'yı savunuyor hem D3 filini ver diyor. D3 fili tabii ki çift fili vermeye hiç niyeti yok beyazların. Fil C2'ye kaçıyor. file 6 ver veziri. Vezire E1'den sonra da vezire E8 hamlesini oynuyor. Yan Kristof Duda. Tabi kale D1'ler gelecek beyazlardan ve E piyonunu destekleyerek D hattından vezirini kaçmış oldu Duda. Kale D1'den sonra kale C8 oynuyor. Ve B4 hamlesi geliyor artık Karsen'den. Siyahın aktif olan C5 atını iyi bir karede olan C5 atını kovuyor Karsen oradan. At B7'ye döndükten sonra aslında A6 fili B7 at yapısının çok kötü olduğunu görebiliyoruz ki. Beyazların burada A4 gibi bir tercihleri de olabilir. Çünkü A4, B3, B5 istiyorum ben artık. Fili orada sıkıştırmak istiyorum. Fakat Karsen burada daha farklı bir planla at E4 planıyla oynuyor. At E4'e bakalım. F6'ya inanılmaz bir baskı var. Peki ne oluyor yani? F6'ya baskı var da ben orayı savunmuyor muyum? Veya at çarpı E4 alsam ne olur? At çarpı E4'e vezir çarpı E4. H7'ye bakan H7'den mat isteyen bir batarya vezir G6 ile engellendiği zaman vezir E5 oynuyorum ve yani bir çaprazdan diğer çapraza geliyorum ama mat isteğim devam ediyor. Aynı zamanda da veziri istiyorum. Tabii kazanç veya kayıp söz konusu değil burada ama yani ne yapacaksınız? Kale çarpı C2 mesela sanki taş boştaymış gibi. Ama kale çarpı C2 alabiliyorum çünkü. Vezir çarpı C2 alamıyorsunuz. Vezir çarpı G7 mat var. Bu yüzden beyazların konumunun ne kadar iyi olduğunu, beyaz fillerin çaprazlarının ne kadar iyi olduğunu görebiliyoruz. Bundan dolayı at D5 oynuyor. At çarpı E4 almak istemiyor. Ayrıca fil B3 E6 baskısı, arkadaki G8 şah baskısı, filin B3'e gelmesi biraz daha az etkili olsun diye atını D5 gibi bir kareye oynuyor Jan Kristoff Duda. Kale çarpı F8. Vezir çarpı F8'den sonra fil istekte. Fili B1'e kaçıyor Karsen. Kafası rahat. Filler aynı çaprazlara bakıyor. Birer kare birer kare geriye de gitse filler hala aynı çaprazda. Hala ani tehlikeler siyahın şah kanadında duruyor. Ve burada Jan Krzysztof da vezir çarpı B4 alıyor. B dava bir piyon mu? Tersen. Atça at, at F6 hamlesini oynuyor ve tahtada inanılmaz garip duran bir hamle. Çünkü dümdüz boşta at. Peki at çarp F6 alabiliyor muyum? Hayır çünkü vezir B4 boşta kalıyor. At F6'ya G F6 alabiliyor muyum? Hayır çünkü vezir E6 ver şahı ver kaleyi diyor. Şah kaçtıktan sonra da vezir çarpı C8 alıyor. Yani beyazlar inanılmaz üstün bir konumda kalıyor. Bu şahla hem materyal gerisiniz hem konum gerisiniz. Siyahların yapacağı bir şey kalmıyor. Bu yüzden at f6 çok güzel bir hamle ve Duda'ya şah 8 oynatıyor. Şah 8'den sonra yine de vezir çarpı e6 alıyor kalsan Ve diyor ki ben c8'den seni mat ediyorum. Ne yapacaksın? Yan Kristof da buraları çok fazla düşünüyor. Süresi çok fazla azalıyor. Artık 40. hamleye ulaşma imkanı da yok. Ve 40. hamledeki o 10 saniye eklemeyi alma imkanı da yok. Diyor ki ben kalemi A8'e kaçıyorum. Fakat... Magnus Carlsen basit bir şekilde... Vezir çarpı D5 ile... Duda'nın terk etmesini sağlıyor. Materyal önüne geçiyor ve... Duda 26. hamlede... Terk ederek... Rövanşı kaybetmiş oluyor. Magnus Carlsen... Dünün yenilgisini... Bugün bence fazlasıyla... E, ödetiyor ona diyeyim. Jan yani Kriştof Duda'ya ödetiyor diyeyim. Neden terk ettiğine biraz bakalım. Yani burada... Vezir çarpı B2 alamıyor muyum mesela... Ya da en basitinden şöyle diyelim. Ya ben taş geri düştüm ama gf6 alamıyor muyum? Alamıyorsun çünkü mat oluyorsun. Peki vezir d5'e vezir çarpı b2 alamıyor muyum? Vezir e4. Ver matı. Ver matı. Vezir e4. E, buradan ver matı diyorum daha doğrusu. Eğer g6 ile sen kapatırsan. Vezir e7. Tekrar ver matı diyorum. Ve yani bir tane film gidiyor ama. Diğer filde aslında mata yetiyor çünkü artık kale D7'ye iniyor ve buradan matlar tekrar sağlanmış oluyor. Karsen'den güzel bir galibiyet ama alışık olduğumuz bir galibiyet. Bugün 2 yıl 2 ay 11 günlük bir yenilmemezlik serisi olabilirdi belki de ama Karsen dün bunu kaybetmiş oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.